Vida tekrar topa buluştu. Abu Bakar döneceğim soruna. Cem, Abu Bakar içeriye doğru bıraktı. Kyle Larin rakibinden sıyrılmaya çalıştı. Şimdi orada savunma arkasına atılan bir top var. Offside yok. Sıyrıldı rakibinden. Kale boş ve top ağlara gidiyor. Gol var mı? Daha doğrusu offside var mı yok mu bakalım. Ben sana Abu Bakar'ın golü geldi. Niye duraksadım? Onu söyleyeyim. Savunma arkasına doğru harika bir pas geldi. Ve bu kontratağın sonucu ben sana Abu Bakar'ın golüyle sonuçlandı. Değerli izleyenler, duraksamamın sebebi de şuydu. Offside'de bir futbolcu vardı. Bu VAR'a gider mi, VAR'dan döner mi endişesiyle o golü anlatmakta duraksadım ama tabii gol sevincini yaşıyor şu anda Beşiktaşlı futbolcular ve ben sana bu bakar. Bir bakalım. Atağımız harikulade gelişti. Orada Kyle Larin atağı başlatan isim. Dakikalarda 14 bu arada, onu söyleyelim. Ama tabii ki bir diyalog yaşanacak VAR protokolüyle Mete Kalkavan arasında. Ama Abu Bakar'ın normalde offside olmadığını anlattığım ilk anlarda yakaladım gibi görüyorum. Ama tekrar bir bakalım. Konuşuluyor. Şu anda Gaziantep Futbol Kulübü futbolcularında itirazları var. Golü verdi. Golü verdi. Sıkıntı yok. Offside yok. Hiçbir problem yok. Hatta kenara gelmedi. Yukarıdan söylediler. Golü verdi. Beşiktaş 1-0 öne geçti. Kyle Larin, önce Abu Bakar atağı başlatan isimdi. Sonra Kyle Larin'e bıraktı. İşte o Raşit Gezal yumuşacık sol ayağının içiyle öyle bir bıraktı ki savunmanın arkasına. Atiba Hutchinson da hareketlenmek üzereydi orada. Atiba'nın offside olma ihtimalini düşündüm ben. Acaba mı dedim ama artık bu pozisyonlarda çok problem yaşamıyoruz. Ve Beşiktaş 15. dakika, yani şöyle diyelim, hatta o gol dakikasını 14 olarak yazalım. 14. dakikada ben sana Abu Bakar'ın golüyle Vodafone Park'ta 1-0 öne geçmeyi başarmış oldu ve erken golü bularak hem derin bir nefes aldı hem de rakibin daha da açılmasına neden olabilecek olayı yaşattı. Evet, bakıyoruz VAR protokolüne, çizgiler çekilmiş. Zaten Abu Bakar offside değil, Atiba Hutchinson da offside değilmiş. İşte o tereddütüm bundandı. Boşuna tereddüt ettiğimde böylelikle anlamış olduk diyelim Cem. Hemen mesajlara dön. Golle ilgili çok yazan olmuştu. Abu Bakar kaleciyle karşı karşıya kalacak. Ben sana Abu Bakar, sıyrılır rakibinden. Ben sana Abu Bakar 2-0. Ben sana Abu Bakar attı 2-0. İşte skorun artmasını, skorun başka bir noktaya gelmesini konuşurken ben sana Abu Bakar, yine harika hareketler, yine müthiş bir tempo, yine mükemmel bir dribbling, yine mükemmel rakiplere kart ediş, ceza sahasına giriş, Günay'la rakip kaleciyle karşı karşıya kalış, sonra topu sağ ayağının içine çekiş ve uzak köşeye bırakış ve işi bitirişi. İşte ben sana bu bakar yine Beşiktaş'ta bu akşam durmuyor. Az önce taktiksel bir değişiklikle ilgili farklı bir yorum yapmıştık ama işte ben sana bu bakar offside'a da düşmüyor. Harika bir pas aldı. Sanırım o pası atan Kyle Larin'di. Hatta ve hatta rakibi de karşısına almıştı ama ondan da harika sıyrılmayı başardı. Ben sana bu bakar Beşiktaş'ı 2-0 üstünlüğe taşıyan gole imzayı atıyor ve hepimize de inceden derin, huzurlu bir oh çektiriyor. Mesajlara dönelim.